Merhaba Arsi severler. Bugünkü videomuzda dünyanın en ince drone'unu inceleyeceğiz. Bu drone Google Arsi tarafından yapılan T49 modeli. Kutu, yani kutunun içeriği 3 katmandan oluşuyor. Şöyle şuradaki bez koymuşlar dışarı doğru çektiğinizde. Önce karşınıza kullanım kılavuzu çıkıyor. Tabii bu kullanım kılavuzu 4 farklı dilde ama içinde Türkçe yok. Olsun, ben size nasıl kullanacağını anlatacağım zaten. Şimdi bu drone'umuz çok küçücük. Bir şey gerçekten de çok tatlı duruyor. Şimdi ilk katmanda şu süngeri çıkartalım. Drone'umuzu aldık. Drone şöyle bir şey görüyorsunuz. Şu kadarcık. İncecik. Ve pervaneler buraya gömülmüş şekilde duruyor. Pervaneleri nasıl açacağız derseniz şu yanlarda iki tane düğme var. Şöyle tutuyorsunuz ve onlara bastırdığınızda hepsi birden açılıyor. Gayet güzel. Ve bunun aynı zamanda kamerası bile var. Kamera tam burada. 720p'lik bir kamera. Normalde 720p'lik bir kameradan kötü bir görüntü beklersiniz. Ama bununki gerçekten şaşırtıcı derecede kaliteli. Birazdan kullandığımızda göreceğiz zaten. Uçuş süresi de bir 7-8 dakika en fazla. O civarda bir şey uçuyor. Aynı zamanda 360 derece takla atıyor. Öne doğru, arkaya doğru, sağa doğru, sola doğru. İkinci katmana gelelim. Şimdi ikinci katmana geldiğimizde kutumuzda karşımıza kumandamız çıkıyor. Siyahlı kırmızılı bir kumanda. Bu sağ sol ileri geri. Bu daha doğrusu sağa doğru uçuş. Çünkü drone 4 kanallı. Yani sağa doğru veya sola doğru uçabiliyor. Bunu o şekilde uçuruyoruz sağa sol yaptığımızda. Bunu da sağa sol yaptığımızda olduğu yere dönüyor. Kumanda sadece 2 tane küçük kumanda pilleri olan, yani 3AAA dediğimiz kalem pillerden istiyor. Ve son katmanda onu da açtığımızda burada, kusura bakmayın ışıkları tam oturtamadım galiba, gölge oluyor. Burada şarj aletimiz var. Bu şarj aleti yaklaşık yani 20-25 dakikada şarj ediyor, ben denedim. Son olarak da içinden 4 tane yedek pervane çıkıyor. Şurada da eğer görebiliyorsunuz metal bir pervane değiştirme aparatı var. Çok kolay zaten. Şuradan takıyorsunuz. Yukarı doğru birazcık hafifçe gerdirdiğiniz, yani kanattığınız zaman çıkıyor yerinden pervane. Yani kutudan çıkanlar bu kadar. Hadi şimdi uçuralım. Bakalım nasıl performansı. Evet arkadaşlar. Drone'umuzu uçurmaya hazırız. Basıp açalım şöyle. Evet açtık. Yere sabitleyelim. Düz bir alana koyduk. Kumandamızı açtık. Drone'umuzu da açtık. Eşleşme tamamlandı. Şimdi şu tuşa basarak gyro'yu, yani jiroskopu kalibre ediyoruz. Işıklar yandı, söndü. Tamam, kalibre oldu. Şimdi drone'dan görüntü almak için telefondan da drone kontrol edebiliyorsunuz ama ben kumandadan kullanmak istiyorum. Çok yetenekli değilim bu konuda. Şimdi Wi-Fi bağlantına girdiğinizde UAV ile başlayan bağlantıyı seçiyoruz. Bağlandı. Bağlandıktan sonra ekran kaydını da açayım. Drone'un uygulaması, Google Arsi uygulamasına giriyoruz. Ve connect, bağlan diyoruz. Şimdi bağlanınca ekran görüntümüz geldi. Kamera görüntümüz. Şu on off'taki off tuşunu ona çeviriyoruz ve şu kum saati işaretine bastığımızda isterseniz sağ sol uçuş, yani her şeyi buradan yapabilirsiniz aynı kumandadaki gibi. Ben sadece buradan fotoğraf da çekebilirsiniz. Fotoğraf değil, videoya başlayacağım. Videoyu başlattım, direkt telefona kaydediyor. Şimdi uçurmak için şu tuşa basacağız. Bu tuş tek tuşta kalkış. Basıyoruz. Ve drone'umuz kalktı. Şimdi drone'un biraz trim'e ihtiyacı olabilir. Bakalım. Evet var. Sağa çekiyor. Ben şuradaki tuşlarla trimini yapıyorum. Çekmesin diye. Evet. Şu anda sabitlendi. Şimdi şöyle drone'dan bir görüntü kalitesine bakalım. Bence gayet iyi bir görüntü kalitesi var. Yani 720p böyle ucuz bir drone'da gayet iyi.
Şimdi bu drone'un diğer bir özelliği de takla atıyor olması. Bakın şimdi takla atacağız. Drone'u ben yanlışlıkla indirdim. Ben de yeni kullanıyorum. Hemen koyduk. Tuşların üstüne hiçbir şey yazmadığı için karıştırıyoruz. Buraya basmamız lazım takla için. Tekrar kaldıralım, daha iyi oldu. Tekrardan göstermiş olacağım. Bastık. Drone kalktı. Şimdi şuna basıp şuradaki tuşa, daha sonra da herhangi bir yöne, drone'un herhangi bir yönüne basacağız buradan ve takla atacak. Bakın. Evet. İlk taklamızı attık. Bir daha atalım. Bir daha. Evet. Bir de bize bakarak atlayalım. Önce drone'un trimini yapmanız gerekiyor. Ben trim yapmadan uçurmaya başladığım için böyle sağa sola kaçıyor. Yoksa trim yaptıktan sonra bir sıkıntı yok. Gayet sabit. Şimdi tekrar basıyorum. Basacağım. Kaçıyor drone. Bir döndüreyim de şunu, trimini yapayım ben en iyisi. Ve şu anda sola gidiyor. Sağa basalım. Durdu. Evet. Bastık. Yön verdik. Takla attı. Bir daha. Evet. Şimdi biraz uçalım. Bakın uçması gayet kolay. Bir de evin içi çok küçük. Yani salonda uçmak gayet zor oluyor. Havada buna funnel deniliyor. Böyle tünel gibi çiziyorsunuz. Yönlendirmesi çok kolay. Çok çabuk tepki veriyor kumandaya. Bakın. Evet. Şarjı bir 7-8 dakika gidiyor. Birazdan zaten ışıklar yanıp sönmeye başlayacak, şarjım bitiyor diye. Bize uyarı verecek drone. Şimdi. Bir dakika daha atalım. Evet. Bir tane daha atalım geriye doğru. Evet arkadaşlar, bu drone ile ilgili söyleyeceğim ne kaldı? Ha, şu kaldı, şu. Sanırım buydu. Bakayım yanlış olmasın. Şimdi çarpmayalım yine bir yere. Headless mode diye bir şey olması lazım. Evet şuymuş. Buna bastığımızda drone'u nereye yönlendirdiğinizin hiç önemi yok. Siz nereye basarsanız oraya gider. Diyelim ki bana yüzü bana dönük olsun şöyle. Döndürdük. Hiç fark etmez. Geri yaparsam geri, ileri yaparsam ileri. Bu var. Yani kamerası var. Takla atıyor. Bir takla daha atalım. Şöyle. Bir saniye. Atacağım. Yakında olmasını istiyorum. Atacağım da. Evet. Bir tane daha. Takla olayı gerçekten çok güzel. Havada dönmesi de güzel. Tunnel yapıyoruz yine. Biraz daha yükselirse lambaya çarpacak ama çarpmayacak galiba. Yani birazcık el alışkanlığı edindiğinizde bunların uçurması çok kolay, basit. Yani bununla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Ev içinde gayet zevkli, dışarıda da kullanabilirsiniz ama dışarıda kullanırken bunda iki hız var şuraya bastığınızda. Şimdi yüksek hıza geçelim. Yani yüksek hızda pervaneler daha hızlı dönüyor, sadece olay bu. Rüzgara karşı mukavemeti daha iyi oluyor. O da dışarısı için ve çok hızlandı. Ev içinde bunu sakın kullanmayın. Çarpıyordum neredeyse. Ben bunu düşüreyim tekrar yavaşa. Dışarıda bunu kullanırsanız rüzgara karşı mukavemeti çok olur ama rüzgarsız havada kullanmayı tercih edin alırsanız. Çünkü bu çok hafif bir drone. Yani bir yere gittiğinizde yanınızda rüzgar yoksa çıkartın, selfinizi çekin, videonuzu çekin hafiften. Kendi etrafınıza döndürün. 40-45 metrede mesafesi var. Az da değil. Yani gayet güzel bir drone. Şimdi bir de tek tuşla inişi var. Onu da indireyim artık, bitirelim videoyu. Şimdi karşıma alıyorum. Yine kalkış tuşuna tekrar bastığınızda iniyor. Bakın.
Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hobiyle kalın. Görüşmek üzere.